İlerleyen dakikalarda Çaykur Rizespor Beşiktaş maçına da zaman ayırmayı zaman ayırmaya çalışacağız. Bunu da söyleyelim. Aynı zamanda Galatasaray'ın Kayseri oynayacağım oynayacağı müsabakayı da değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Gayet dinamik, güzel, iyi bir giriş oldu her, her zaman gibi. Her zaman Her zaman bu dinamizmi de korumaya çalışıyoruz evet. sizler için ve güzel bir sohbet ortamı için elbette. Hayri Beşerle başlamak istiyorum bu gece. Trabzonspor Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanmayı başardı. Henüz maçın ilk saniyelerinde geriye düştü Bordo mavililer Belki de olabilecek en kötü senaryoydu. Ama devreyi üstün kapattı Trabzonspor maçı da kazanmayı başardı. Neydi sence dün akşamın, dün gecenin manşeti? Ha dün gece diyoruz değil mi? Sanki Artık dün az oldu. Az önce ya. bitmiş gibi geliyor. Hala yorgunluğu üzerinde. Şunu söyleyeyim öncelikle daha fazlasını bekliyordum bu mücadeleden. Özellikle Fenerbahçe'nin son başak şehir mücadelesinde ortaya koyduğu futbol ritmi ve öncesinde artan performansı ve Trabzonspor'un sahip olduğu hakikaten fantastik kadro, fantastik oyuncular. bütün Bunlar bir araya gelince e, güzel oyun vaat ediyordu, pozisyon vaat ediyordu, goller vaat ediyordu ve aklımda 3-2'lik bir sonuç vardı. Hı. Hani Trabzon'da kazansa 3-2 gibi olur. Fenerbahçe'de kazansa öyle olur gibi bir sonuç vardı. E ilk yarı itibariyle hakikaten çok şey izledik. E, zaman zaman gerginlik de oldu oyun içerisinde. Hakem kararları oldu dikkatimizi çeken pozisyonlar oldu, goller oldu. Zaten golle de başlayan bir mücadele oldu. O ilk 2-1 biten ilk yarıdan sonra ikinci yarıda da gollerin devamı gelebilir diye düşünüyorduk. Ama elbette ki o fasıla teknik adamların içeride bazı tedbirleri alması gibi bir zaman imkanıydı. Onu değerlendirdi Trabzonspor hocası ve maçı bu şekilde bitirmeyi başardı. Şimdi vurgulamak istediğim birkaç husus var. Trabzonspor açısından bakarak vurgulamak istediğim. Birincisi Trabzonspor genelde öne geçmekte zorlanmayan bir takım ki büyük takımların en çok zorlandığı husustur. Öne geçmekte zorlanırlar, geçtikten sonra genelde korurlar. Tabii büyük maçların hikayesi farklı. Bu karşılaşmada Trabzonspor geriye düştü. Çok da alışık olmadığı bir şey. Belki de Trabzonspor'un ilk yarım saatler itibariyle kalesinde gol görmüşlüğü yok bu sezon Ya da ilk 15-20 dakika itibariyle. <laughs> Geriye düştü. Geriye düşen, düşen Trabzonspor'un geriden gelip beraberliği yakalaması ve skoru alması önemliydi. Sonrası benim açımdan daha önemliydi Trabzonspor ne yapacağı. Çünkü şu ana kadar Trabzonspor geçtiğimiz sezondan bu sezon ki son haftaya kadar oynadığı kritik maçlarda skoru aldı ama maçı alamadı genelde. Mesela geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe mücadelesi evet. 90 artı 5'te Trabzonspor Kadıköy'de 3 puandan oldu. Ki çok örnek var. Çok örnek. Bu sezondaki sezonki Galatasaray Galatasaray maçı, maçı gibi. Burada Trabzonspor'un yaptığı temel yanlış ne? Oyunu tutmaya çalışmaya dayalı bir oyun kültürü yok burada mavi takım. Yani Trabzonspor 0-0'ı oynar. E, geride olduğu maçı oynar ama 1-0 oynayamıyor diyeyim. Hı hı. Bu sıkıntı şimdi bu karşılaşmada oynayabildi mi? Bence oynayamadı. Peki, Ama Fenerbahçe değerlendiremedi. Fenerbahçe değerlendiremedi. Daha doğrusu Uğurcan değerlendirmedi. Çok özel bir kaleci evet. performansı Müthiş. izledik Trabzonspor'da. Müthiş bir kaleci performansı söz konusuydu. Daha iyisini hayal etmem. Yani belki daha iyisi veya eşdeğerdeki performansları Hı. biz Muslera, Muslera'dan görebiliyoruz. Öbür taraftan muhteşem bir Sörlöt performansı. Yani Sörlöt'ün bu gece yaptığı iş müthişti. Attığı gol hakikaten o golün resmini çiz. Yani bu oyuncu kimdir de dünyadaki en major takımların en major golcülerinden bir tanesi olarak tarif yani ediliyor. Şu ana kadar Ancak aslında bu arada sadece bu maç özelinde değil, belki de sezonun yıldızı da belki de şu ana kadar Sörlot diyebiliriz. E doğru yani Shorlock transfer edilirken aslında Trabzonspor'un sahici forveti mi yoksa e, bir hamle forveti mi, kadro zenginliği ve ihtiyaca cevap vermek açısından kenarda tutulacak, geliştirilecek bir forvet mi sorusu vardı. Ama bununla ilgili scout ekibi epey çalışmıştı, bir hı hı. yıllık bir çalışmanın ve çabanın ürünü, ürünüydü. Ve Sörlöt, hani fiziki yapısı vesaire vesaire. Bu tür oyuncular genelde hantal olur, ama Sörlöt hakikaten bir proje. Nasıl bir proje? Kendi üzerinde çalışmış bir proje bakışlarından anlıyorum bireysel ki... Bireysel performanslara henüz geçmeyelim. Daha evet. uzun uzun konuşacağımız bireysel performanslar var. Emre Bol'a da dönmek istiyorum. Fenerbahçe muazzam bir başlangıç yaptı maça. Ama sarılı lacivertli takım sonrasında sağdan yenilgiyle ayrıldı. Bu maç kazanılsaydı Fenerbahçe için şampiyonluk şarkıları bence söylenmeye başlanabilirdi. Yok. Bence sen yanlış düşünüyorsun. Çok mu erken olur? Erken durumunuz. olur tabii. Daha bu köpüğünün altına çok... Ne açıdan çok... söylüyorum biliyor musun? Melikor, hava hava, hava alır arkasına bir hava, hava alır. Yüzde yüz arkasına hava alacaktı. Evet. Başakşehir bir şampiyonluk rakibi. E, i̇kili hava zaten aldı Başakşehir'den. İki maçı da kazandı bunu başararak. Trabzonspor'dan da ikili averajı alacaktı. Rakibini de e, altta bırakacaktı. Bence çok 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 ciddi bir... Bir rüzgar, bir rüzgar alırdı. Dönemedi bir rüzgar alırdı arkasına Kesin. elbette. Orasına katılıyorum ama... Hani şampiyonluk için şampiyonluk hesapları için, konuşmak için çok daha e, erken. erken. İki takım için de geçerli. Hı. Yani bugün Fenerbahçe kazansaydı da e, aynı şeyleri söyleyecektim elbette. Ama senin de söylediğin gibi bir arkasına bir rüzgar alırdı. Çok bir, net o Kendine, hala, kendine bir güven. He, takımın kendine olan güveni e, daha yukarılara çıkabilirdi. Şimdi e, bakıyorum Fenerbahçe'nin böyle e, eleştirildiği e, televizyon kanalları da oldu. Yani e, Fenerbahçe'nin oyununla ilgili bazı eleştirilerde bulunan arkadaşları var. Açıkça söylemek gerekirse ben Fenerbahçe'nin oyundan bu akşam memnun kaldım. Bir kere Hı. onu bir kenara koymam lazım. Yani Fenerbahçe bu futbolunu, bu kondisyonunu, bu gücünü, bu dayanıklılığını, bu sistemini sağa yansıttığı sürece Fenerbahçe çıkacağı her karşılaşmanın her zaman favorisi olmaya devam edecektir. Bu arada iki takımı da kutlamak istiyorum. Ne için kutlamak istiyorum? Hakikaten bize gerçekten seyir zevki çok yüksek ee, bir karşılaşma izlettiler. Çünkü biliyorsun çoğu zaman daha fare doğuruyor. De yani evet. Derbi derbi diye haftalarca konuşuyoruz konuşuyoruz bir gelir bir bakıyoruz abi çok yani inanılmaz dandik bir maç çıkıyor karşımıza. Hiç öyle bir maç olmadı. İki hocanın da e, hücuma yönelik e, yaptığı hamleler, e, sağ, sağdaki oyuncuların e, bir, iki, bir iki oyuncu dışında yani Serdar Aziz ve Pereira dışında hani probleme e, yönelik gerginliğe yönelik ...hiçbir şey yapmaması sonucu Hı. dostça, kardeşçe güzel bir karşılaşma olduğunu e, söylemek lazım. E, yani bunun altını çizmek lazım. Şimdi e, Trabzon'un deplasmanı çok zor bir deplasman. Yani 20-25 yıldır gidip geliyoruz oralara. E, yani böyle deplasmanda olduğunu hissettiren bir e, tribünü var. Şimdi her yerde bunu hissedemiyorsun. Gidiyorsun lay laylam oynayıp çıkıyorsun çoğu e, tribünden. Tamam bağırış, çağırış, bir kalabalık falan mutlaka her yerde karşılaşıyorsun ama... Bu kalabalıklar başka kalabalık. İşte Trabzonspor kalabalığı, Kadıköy kalabalığı, işte Ali, Ali Samiyen kalabalığı, Beşiktaş aynı şekilde, Bursa, Eskişehir. Bunlar Deplasmanı hakikaten deplasman gibi deplasmanlar. Yani bu ortamda inan böyle hani istediklerini yapmak, sahaya yansıtabilmek öyle kolay şeyler değil. Bütün bunlara rağmen Fenerbahçe takımı sakinliğini korudu ve ben yine söylüyorum yani e, esasında buradan puansız çıkmayı hak edecek bir performans ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Bir kere onu bir kere en azından bir bir puan e, Fenerbahçe'nin bu karşılaşma ilgili e, alması gerekiyordu diye düşünüyorum. Tabii şimdi sezon başından beri sevgili Kerem, şimdi burada e, ben çok defalar söyledim bu stüdyoda yine. Dedim ki ya kardeşim kaleci alın, tamam biz 6'ya destek olalım kardeşimiz. Fenerbahçe'nin geleceği, mutlaka bir yerlere bir noktalara gelecektir, geliştirecektir kendisini. Yıllarca da Fenerbahçe'nin kalesine hizmet edecektir. Bunların hepsini kabul ediyorum. Çoğu zaman e, yaptığı hataları da görmezden de geldim. Açıkça söylemek gerekirse. Burada ben de bir benim için de bir itiraf olsun. E, çok fazla başka oyuncuların üzerine gittiğim gibi yani çok arka arka hata yapılan oyuncuların üzerine çok fazla giderim ben. Ama Altay'ın üzerine çok fazla gitmedim. Hep böyle hani onu rahatlatma yönünde e, böyle hani bir e, tavsiye niteliğinde konuşmalarını hep tavsiye niteliğinde yaptım. Sallama niteliğinde değil, tavsiye niteliğinde yaptım. Ama ben bunu, e, kimse kusura bakmasın, çok daha önceden e, bu sıkıntının olacağını olacağını e, fark etmiştim. Ve bunu e, Fenerbahçe'de zaman zaman yöneticilere de e, söyledim. Çünkü hep çok klasik, atarın tutanı niye olacak, gerçekten iyi olacak abi. Yani bugün bir Uğurcan performansı var ki, şimdi diyorlar ki ya Liverpool... ...bu teklif yapmış işte bilmem kaç yüz milyon euro... ...şöyle milyon euro, böyle milyon euro falan diye... ...herkes bir şeyler söylüyor. <laughs> ya inan... ...inan bak bu akşamki performansla ilgili söylemiyorum... ...sürekli takip ettiğim bir kaleci... İnan daha büyük yerlere, daha büyük kulüplere de gidebilecek kapasitesi var. Çocuk. Daha yani büyük bugün, kulüp var mı acaba? <laughs> e, var tabii canım, o sen Liverpool olduğun için böyle konuşuyorsun. Ee, daha majör, daha üst düzey... Yani dünyanın en iyi takımı şu anda. Ha, yani daha üst düzey e, takımlara da gitmeyi hak edecek... Şampiyonlar Ligi finalleri oynamayı hak edecek bir performans ortaya koyduğunu söylemek lazım. Bugün gerçekten yani maçın sonucunu esasında kaleciler belirle desek yeridir. Tabii